Herkese merhaba arkadaşlar. Streamer Daily serisinin ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyim. İlk bölümü izlediyseniz eğer oyuna giriş yapmıştık. Oyunun oynanışına, dinamiklerine dair sizlere bilgi aktarmıştım. Bilgisayarı kurduk ilk bölümde. Bunun yanında iş başvurusu yapmıştık. Şöyle gösterelim. Metin yazarı gördüğünüz gibi. Sonrasında bu menüleri sizlere tanıtmıştım. Ardından bilgisayarın içindeki şöyle bir çalıştıralım. Hatırlatma adına üstünden bir geçelim. Bilgisayarın içinde neler var, neler yok bunları göstermiştim size. My Computer, işte OBS var, Film açılıyor. Steam benzeri bir uygulama var, tarayıcı var. İşte parça uygulama, internet satın alabiliyoruz, kasa açabiliyoruz, Bitcoin, işte araba alabiliyoruz, eşya alabiliyoruz vesaire. Mailbox'tan da görevlerimizi takip ediyoruz. Şöyle sol altta ihtiyaç, enerji, mutluluk barının yanında bir tane dairenin içerisinde bir yazdığını görmektesiniz. İlk bölümde bunu söylediğimi hatırlamıyorum. Şimdi söyleyelim yeri gelmişken. Burada yetenekler bölümü var. İçerisinde de şurada yukarıda hemen bir yazdığını görüyorsunuz. Yani bir tane yetenek puanına sahip olduğumuzu gösteriyor. Buradan tercihimize göre yükseltme yapacağız. Ben diyorum ki para hırsından başlangıç yapalım. İlk yetenek puanımızı parayla alakalı olarak kullandık. Şimdi saatimiz saat 8:51. İşimiz saat 10'daymış. Bir saatlik bir vaktimiz var. Şimdi şöyle yapalım. Öncelikle şöyle bir taptan envantere bakalım. Okey. Monitör almış mıyız diye baktım ama şöyle bir şey yapalım. Forest'a girelim. Şimdi bizde monitör olarak 40 liralık 30 Hz bir monitör var. Şöyle bir bakalım. 2400'e kadar gidiyor gördüğünüz gibi. Aynısını almak istemiyorum. Paramız da var. İyi bir yükseltmeyle başlayalım. 80 lira olan horsepower 75 Hz 5 milisaniye olandan alalım. Bundan 2 tane alacağız. Alışverişi tamamla diyelim. Sepetimiz boş çünkü alışverişi tamamladık. 62 liramız kaldı. Yeni monitörler geldikten sonra da mevcut monitörümüzü envantere alıp satarız. Böylece onu da göstermiş olurum. Şimdi envantere girince alınan şeyler buraya geliyor. Gördüğünüz gibi kolye olarak gözüküyor ve 3 gün sonra elimize ulaşacak. Öncelikle ihtiyaç %75 arttırıyor. Ailemiz karşılıyor. Ve 1 saatte fulledik gördüğünüz gibi. Kendi evimize çıkınca bu süre artıyor tek başımıza olduğumuz için. Bu arada işe git hala çıkmadı. Yani bir sonraki gün başlayacaktı galiba. Aynen işe git seçeneğimiz yok. Güzel. Şeyi anlatıyordum. Konudan kopmayalım. Kendi evimize çıktığımız zaman tek başımıza yaşadığımız için evi yemeği hazırlama süresi, ihtiyacı halletme süresi uzuyor. Şimdi monitör aldığımız için bir sonraki görev geldi. Diyor ki monitörü almışsın. İyi iş. Umarım onu kasaya bağlamayı unutmazsın. Şimdi ise kasandaki parçaları daha ileriyle değiştirmen gerekiyor. Ama bunu yapabilmen için anakartın değişmesi lazım. Her anakart kendi seviyesine eşit veya en fazla iki seviye düşük parçalara destek verir. Seviye 2 seviyesindeki bir anakart alırsan eğer diğer parçalarda zamanla ikinci seviyeye yükseltebilirsin. Daha yüksek bir anakart alırsan şimdiki parçalarınla uyum göstermeyecektir. Yani ikinci seviye bir anakart alırsan daha düşük seviye olanları çalıştırmayacak. Ona göre parçalamamız gerekiyor. Ayrıca anakart, işlemci, ekran kartı, RAM ve sabit sürücü kaliteleri bilgisayarın gücünü gösterir ve açılış hızına da etki edecektir.
Eğer internetten alışveriş yapacaksan Fora sitesini tavsiye ederim. Tıpkı ona benzeyen Fake Fora sitesi var. Duymuşsundur. Oradan gelen ürünler ucuz ancak gelme süresi çok uzun ve bazen boş kutu veya hasarlı ürün gönderebiliyorlar. Eğer beklemiyorum dersen direkt mağazaya gidip alışveriş yapabilirsin. Parça aldıktan sonra yazışmaya devam ederiz. Şimdiden kolay gelsin. Bu detayı zaten sizlere önceki bölümde söylemiştim. Aynı şeyi burada anlattı. Şimdi şöyle bir geri gelelim. Sağda mevcut görev değişti gördüğünüz gibi. İkinci monitörü alıyordu. Şimdi ikinci seviye anakart alıyor. İkinci seviye anakart ne kadarmış? Ona bir bakalım. Anakartlar seçili. O da 100'müş. Okey. Çok fazla değil. Ayrıca diğer görevimizde 100 takipçiye ulaş. Şimdi ihtiyaçlarımız iyi durumda. İşte bir sonraki gün başlayacağı için ilk yayınımızı yapalım. Şöyle facecam'i ayarladık. Öncelikle şu bilgiyi vereyim. Eğer bugün popüler bir türü varsa onu yeşil olarak gösteriyor. Veya tek başına popüler bir oyun varsa onu da burada yeşil olarak gösteriyor. Bizde herhangi bir şey popüler olan yok. Elimizdeki oyunlara göre şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi rol yapma, Souls-like ve strateji popülermiş. Bizdeki oyunlar bu türden değil. O yüzden MOBA diyelim. Şöyle ilk yayın diyelim. Facecam iyi galiba. Yayın kalitesi şu eklentilere ve bilgisayarın seviyesine göre artıyor. Tecrübemize göre artıyor yani. Bu da türün tecrübesi. Burada da oyuna ait tecrübe gösteriyor. Bu kısım bu şekilde. Şimdi yayını başlat diyoruz. MOBA'da tuşlara basılıyor. Zamanında doğru tuşa basmak gerekiyor. Bunun yanında monitörümüz olmadığı için, ikinci monitörümüz olmadığı için alt tab yapmak gerekecek. 3 gün biraz zorlanacağız ama sonrasında bir çaresine bakacağız. Şimdi sol üstte yayın yaparken geçen süreyi görüyorsunuz. Sağ üstte de hemen onun yanında da yani performansımıza göre puanımız artıyor veya düşüyor. En fazla 1000'e çıkabiliyoruz. Şimdi şöyle bir dezavantajı var bu türün. MOBA oynarken chat'e bakılamıyor. Yani ikinci monitör olsa bile bakması zor. Çünkü odaklanıp oynamak gerekiyor. Bir izleyicimiz var şu an. Biraz puandan feragat ettim. Chat'e bakabilmek adına. İkinci monitör alınca bu gördüğünüz siyah bölümler açılacak. Diğer ekrandaki bilgiler buraya entegre olacak. Hepsini bir arada görebileceğiz. Evet, 1000 puana doğru gidiyoruz. Baştan biraz hatalı gittik ama şu an fena değiliz yani. Saati de öğlen yaptık. Bir bakalım. Adımı söyle diye yorum geldi. Bize gelecek ilk yorum bu muydu yani? Adımı söyle. Bin puana ulaştık gördüğünüz gibi. Yukarı çıkmıyor. Daha üstü yok. Her oyunda aynı bu bildiğim kadarıyla. Sonradan bir değişme oluyor mu bilmiyorum. Çünkü seriden önce kendim oynadım da. Bayağı farklı türden oyunlar oynadım.
Hepsinde aynıydı. En fazla 1000 puan vardı. Tek harbine ulaştık. Biraz daha puandan feragat edeyim. Boyun kaç ve nerede yaşıyorsun? Bu arada 10 izleyicimiz var. Gördüğünüz gibi 40 takipçiye ulaşmışız. Hiç fena değil. Evet. Oyunun önemli şeylerinden bir tanesi bu. Yayın yaparken böyle mesajlar çıkıyor. Bazı olaylar meydana geliyor. İki tane seçenek var gördüğünüz gibi. Seçeneğe göre de gelişim veya tam tersi bir durum meydana geliyor. Şimdi diyor ki bir arkadaşının yardım ihtiyacı var diye haber aldın. İlk seçenek yayını boş ver ve arkadaşına yardıma git. Zaman 5 saat ileri gider ancak saygınlığın %50 artar. Ve ne devam et saygınlığın %25 azalır. Saygınlık önemli, neden derseniz takipçi ve abone gelmesi konusunda önemli bir şey. Bu yüzden saygınlık kaçtı hatırlamıyorum ama ben yine de buna basacağım. Şu anda bak 5 saat ileri alacak. Üstte göreceksiniz. Bir anda saat 18'e yaklaştı. Ve biz hala yayına devam ediyoruz. İhtiyaçları falan da burada görebiliyoruz. Hepsini yanlış bastım. Mükemmel. Şöyle saat 20'ye kadar gitmeyi planlıyorum. Yapabildiğimiz kadar yapalım. Oyunun ana işi bu, yayın yapmak. Başka yorum yok. WW çok güzel. Bakıyoruz, başka yok. Şu anda ilk yayın olduğu için chat gayet sakin. Sonrasında yağmur gibi yorum yağacak oraya. Bir noktadan sonra takip edemeyeceğiz. Yorum gelince de yorumun üstüne tıklamak gerekiyor. Hani hem cevaplamış oluyorsunuz hem saygınlığı arttırıyor. Yanlış bastık. Yine yanlış. Ama kötü değiliz. En üst puandayız zaten. Evet, hedeflediğim saate az kaldı. Saat 20'de kapatacağım artık. Oyunda İlk yayında son anlar. Ve tamam, bu kadar yeter. 135 takipçi yaptık. Güzel. Bu arada burada bir ufak detayı daha vereyim. Eğer webcam'iniz varsa buradan aktif ederek buraya kendi görüntünüzü yansıtabiliyorsunuz. Böyle bir değişik detayı da var. Sağ üstte görevlerde 100 takipçiye ulaş vardı gördüğünüz gibi. Biz yüzü geçtiğimiz için o oradan kalktı. Onunla ilgili olarak bir tane mail geldi. Görev kuzenimizden gelmişti, takipçi görevi. Görüyorum ki takipçi sayını artırmışsın. Sana söz verdiğim parayı gönderiyorum. Fakat eğer ilgilenirsen seninle daha ciddi bir iddiaya girmek isterim. Takipçi edinmek kolay. Peki izleyenler sana abone olacak kadar yayınlarını sevecekler mi? Eğer 7 gün içinde 5 abone ulaşırsan sana 200 TL göndereceğim. Süren mesajı gönderdiğim anda başladı dedi. Yeni bir görev verdi bize. Şimdi bir bakalım ihtiyaç, enerji falan filan. Paramız 162.
Aslında anakart ikinci seviye alacak kadar paramız var. İkinci seviye anakartı da aldık. Bilgisayarı kapatalım. O görev de gitti gördüğünüz gibi. Evet, yeni bir yetenek puanı gelmiş. Bunu da ben metabolizmaya vereceğim. Her seviyesi için enerji, ihtiyaç, mutluluk %5 daha az etkili oluyor. Okey. Şimdi enerji diyelim. Yatakta uyu diyelim. 6 saat uyursak fırlamaya yakın bir şey oluyor. Saat gece 2 olmuş. Şimdi ihtiyaç doldur. Evde ye. Okey. Şimdi bugün herhalde işe başlayacağız artık. Ama saat daha var. Saat 10'da başlayacak. Bilgisayara geçtik. 3 tane mail var. Evet, ilkine bakalım. Anakartı aldığını duydum. Diğer parçaları yükseltme işini sana bırakıyorum. Anakartın ve parçalarını bu şekilde yavaş yavaş yükseltebilirsin. Ne tür oyunlar oynayacağına karar verip ona göre parçalara öncelik de verebilirsin. Asıl şimdi yayın kaliteni geliştirmeye odaklanmalısın. Yayının ne kadar kalite olursa izleyici o kadar elinde tutarsın ve chat ekranın daha aktif olur. Bunun için kaliteli bir internet, mikrofon, kulaklık ve kamera gibi ekipmanlar alman gerekecek. Yayın kaliteni %50'nin üzerine getirdiğin zaman seninle tekrar iletişime geçeceğim diyor. İlk önce buna bakalım. Yani şuradan bahsede biz %30'dayız. Bunu %50'ye getirmemiz gerekiyor. Bir de aklıma gelmişken ben bir saygınlığa bakayım. %100'müş, güzel. Saygınlık olarak %100'deyiz. Babamızdan bir mail var. Garajda yayın yapmana izin verdik ancak bu gürültü sorununa tam bir çözüm olmuş. Olmamışa benziyor. Yayın açarken biraz daha sessiz olabilir misin? Küçük kardeşinin uykuya ihtiyacı var diyor. Turnuvalar hakkında. Aklıma gelmişken sana birkaç tavsiyede bulunacağım. Oyun turnuvalarını duymuşsundur. İnternet kafeler arası yapılan turnuvalardan dünya şampiyonasına kadar birçok turnuva yapılıyor. Bunları ESP sitesinden takip edebilirsin. Yayın dışında para kazanmak için güzel bir yöntem. Ancak düşündüğün kadar kolay olmayacak. Orada bir sürü tecrübeli oyuncu var. Bu yüzden oynadığın oyunun türüyle ilgili bütün diğer oyunlarda da yüksek tecrüben olmalı ki rakiplerini eleyebilirsin. Elbette turnuva sırasında yüksek puanlar alman da birinciliğe yaklaşmanda büyük önem taşıyor. Genelde bütün turnuvalar 2 saat kadar sürer. Bu yüzden genel ihtiyaçlarını karşılamadan turnuvaya katılma. Aksi halde turnuvayı yarıda bırakmak zorunda kalabilirsin. Kendi bilgisayarına turnuvalara katılacağını da unutma. Kaliteli parçalar daha yüksek puan almanı neden olacaktır. Şimdilik bu kadar. Aklıma geldikçe yararlı bilgiler paylaşmaya devam edeceğim. Şimdiden başarılar diyor. Şimdi burada verdiği detay yayınlar için de geçerli. Yayın açtığımız zaman eğer sol alttaki ihtiyaçlarımız hepsi iyi durumda değilse belli bir noktadan sonra yayın otomatik kapanıyor. Aynı şey turnuvalara katılınca da geçerli. Bu yüzden turnuvalara girmeden onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi burada diğer kısmı açıldı. İlk bölümde ben burayı tanıtmıştım ama aynı zamanda yeni şeyler buraya ekleneceğini söylemiştim. İlki ESP oldu gördüğünüz gibi. Şimdi buna tıklayalım. Burada 3 tane seçenek olduğunu görüyorsunuz. Her bir seçenek farklı bir turnuvayı temsil ediyor. Öncelikle burada yazanlar turnuva adı. Bunlar da oyun ismi oluyor diye hatırlıyorum. Burası da oyunların türlerini gösteriyor gördüğünüz gibi. Burada ödüller var. Kaçıncı olursanız hangi ödüller? Bunların dışında yani üçüncülükten daha fazla bir derece elde ederseniz herhangi bir ödül yok. Burada da turnuvaya katılım ücretleri var. Hepsinde son 2 gün diyor şu anda. Bunlar farklı olduğu da oluyor. Yani 2 gün sonra bunlar bitecek. Yerine başkaları gelecek. Burada MOBA tecrübesi diyor. Çünkü MOBA'dan yayın yapmıştık. %9 kadar MOBA türünde tecrübe elde etmişiz. Profilin bölü boş. Turnuvalara katıldıkça onlar burada gözüküyor. Hangi turnuvada kaçıncı olduğumuzu görebiliyoruz. Şimdilik turnuvaya katılacak paramız da yok, tecrübemiz de yok.
Buraya karışmayalım. Toplam paramız 59 TL'ymiş. Günlük giderimiz de 3 lira. Şimdi yayın için süre var demiştik. Bir tane daha yayın patlatalım bence. O spor türü popülermiş bakın. Yeşil gösteriyor dediğin gibi. MOBA türü popüler değilmiş. Kırmızı gösteriyor. Retro ne popüler ne de değil. Yani o tercihinize kalmış. İsterseniz oynayabilirsiniz. Spor dedik. Altında bir tek seçenek var. Çünkü tek bir spor türünde oyuna sahibiz. Fafa yani FIFA demek istiyor. Fafa yayını diyelim. Webcam'imiz tamam. Yayını başlat diyelim. Evet, burada oyun nasıl oynanıyor? O şekilde bir bilgi veriyor. Burada da topu diğer objelere çarparak böyle yok etmemiz gerekiyor. Ona göre puan artışı sağlıyoruz. Şöyle vuralım. Bakalım bir yorum var mı? Var. Hadi hep beraber resim çizelim. Yanlış yere gelmişsin dostum. Kendinize iyi bakın, ben çıkıyorum. Daha yeni gelmiştik ya, nereye gidiyorsun? Allah, kaçırdım. Onu da tıklayalım. Okumuş olalım. 3 izleyicimiz var şu anda. 2 tane kaldı. Az kalınca dokundurmak zor oluyor ama hallettik. Şöyle vuralım. Saat gece 4. Saat önemli. İşi kaçırmayalım. Hop. 7 izleyici olduk. Puanımız 609. Bu puan arttırması biraz zaman alan bir tür. MOBA gibi değil. MOBA'da çok hızlı bir ilerleme var. Evet, bir tık D ses geldi. Bu ses abone bağış falan olduğunda geliyor. Siftah yaptık galiba, 1 lira 5 kuruşluk bir bağış gelmiş. İlk bağışımızı aldık. İzleyicimiz 10 derken 8 oldu. 184 takipçiye ulaşmışız. Gayet iyi. Evet, ilk abonemiz de geldi. Mondi Asya. Abone konusunda da siftah yaptık. 10 izleyici, 201 takipçi. Ve evet. Kısa süreliğine elektrikler kesildi. Telefondan gelip kanal sohbetine durumu yaz. Zaman 120 dakika geçer ve izleyici %25 azalır. Elektrikçi çağır. Yayına devam edersin ancak 100 TL'de kaybedersin. İki seçenek var. İkisi de olumsuz. Burada zaman geçecek. Saat yaklaşık 7 falan olacak. 7'yi geçecek. İzleyici sayımız %25 azalacakmış. Elektrikçi çağırırsak zaman değişmeyecek. Fakat 100 lira kaybedeceğiz. Bana şu daha mantıklı geldi. Zaman geçsin, izleyici önemli değil. Çünkü daha henüz ikinci yayınımız zaten. 8 izleyici var. Gördüğünüz gibi 10 oldu zaten. Bir tane gülücük geldi. Onu da okumuş olduk. Güzel. Bir bölüm daha atladık aynı zamanda. Puanımız da 1000 şu an. 950'ye düştü. Topu kaçırdık az önce. Ama çok problem değil. Şimdi 1000 olacak zaten, oldu. Hop, top biraz hızlandı. Çok pis kokuyorum. Bundan bana ne? Neden yoruma bakıyor? Vay arkadaş. Evet, ikinci abonemiz geldi. Ladycat 94. Gayet iyi gidiyoruz. Saat de 8 olmuş. 9'da kapatacağım. Saat 10'da iş başlayacak. Bir saati de herhangi bir ihtiyacı halletmek için ayırmak istiyorum. O yüzden 9'da kapatacağım. Saat 8.30. 261 takipçimiz var.
5 izleyici. Evet, bir bölüm daha atladık. Yayını kapatmadan önce. İzleyici, 271 takipçimiz var. Saat 9 olmak üzere sürekli 1000 puanda ilerliyoruz. Ve tam kapatamadım ama kapattım. Evet, bu yayının sonucu da bu. 2 abone, 150 takipçi kazanmışız. 1 lira 5 kuruş borç kazanmışız. Gelirimiz de 1 lira 5 kuruş. Güzel. Bilgisayarımızı kapatalım. Saat tam 9 gördüğünüz gibi. Tam iyi bir zamanlamayla kapatmışım. İşe geç seçeneği çıktı. Ben ihtiyaç doldurmak istiyorum. Tam bir saatte dolacak. Yemek yedik. Ve saat tam 10. İlk işimize gidelim. Evet. Şimdi mutluluğu bir dolduracağım. Dışarıda gez 3 saat 150. Şöyle bir fullesin. Dışarıda gezdik. Şimdi enerjiyi doldurmamız gerek. %25. Full. 10 saat uyuyacağız abi. Ne uyuduk be. Saat 5 oldu. Bir de ihtiyacı fulleyelim. Saat 6 oldu. Ufak bir yayın açacak vakit hala var. Ama artık bu bölümü burada noktalamak istiyorum. Bence iyi bir ilerleme kaydettik. 2 tane monitör aldık. Bir tane almamızı istiyordu ama biz güzel 2 tane monitör aldık. Bir gün sonra gelecek. 2 monitör bir kutuda. Diğer kutuda da ikinci seviye anakart var. Bununla birlikte anakart ve monitör görevini tamamlamış olduk. Bir de 100 takipçiye geçtiğimiz için o görevi de tamamladık. Şimdi yeni görevlerimiz 5 aboneye sahip olmak, yayın kalitesini arttırmak ve kendi evimize çıkmak şeklinde diyor. Şöyle bir bakayım ben. Kendi evine çık görevi gelmiş çünkü. Ona baktıktan sonra tamamlayalım. Gürültü sorunu babam. Babamızdan mail gelmiş. Eğer bu yayın işini ciddi şekilde yapmaya devam edeceksen bunu kendi evinde yapman gerekecek. Seni seviyoruz. Sakın yanlış anlama, ancak bu şekilde devam etmesi ailemiz için kötü olacak. Bu yüzden 30 gün içinde kendi evine çıkman gerekiyor. Destek olmak için sana 500 lira bırakıyorum. Eğer kendine evine çıkmazsan bilgisayarına el koyacağım. Dipnot. Evler için internet sitelerini gezebilirsin diyor. Yani bu görevle birlikte bir seçenek daha açıldı. Orası da burası Western Estate bölümü. Buradan evleri görebiliyorsunuz. Ev seçenekleri var. Alıp kiraya vermek de mümkün veya alıp taşınıyoruz, kendimiz de oturabiliyoruz. Böyle bir seçenek de var. Sona doğru fiyatlar uçuyor. Buraya da daha sonraki bölümde detaylı olarak bakarız. Bilgisayarı kapatıp bu bölümü artık burada noktalayalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.